Sayın seyirciler, devlet ve vatandaşlar arasındaki idari anlaşmazlıklarda arabulucu olarak görev yapacak olan ombudsman seçildi. Meclis çatısı altında çalışacak olan ombudsmanın pratikte neler yapacağı ise merak konusu. Buyurun izleyelim efendim. Ombudsman amca, ombudsman amca. Ne var evladım, ne var? Yine ne oldu? Deve Nuri beni dövdü. Ulan yine mi? Hey Allah'ım yarabbim ya. Hadi yürü, yürü gidelim o zaman. Ya canım evlatlarım, siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Nuri, niye vuruyorsun canım benim arkadaşına ya? İkiniz de aynı bölgenin milletvekilisiniz. Yakışıyor mu hiç size ya? Ama ombudsman amca, o da bana kürsüden kifayetsiz muhtar istedi. Aa Ercan, bak ağzına da biber sürerim senin. Onlar nasıl laflar öyle canım? Ama ombudsman amca... Sus sus sus! Yarın parti başkanını çağır, onunla görüşmek istiyorum. Bu meclis çatısı altında da bir daha kavga istemiyorum, yakarım canınızı. Anladınız mı? Anladık. Duyamadım. Anladık ombudsman amca. Aferin. Ben şimdi odamdayım. Bak çıt istemiyorum. Sessiz sessiz oynayın, tamam mı? Hadi bakayım. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan arkadaş, biz daha vekiller arasında arabuluculuk yapmaktan başımızı kaşımaya fırsat bulamıyoruz ki. Ne ara devletle vatandaş arasında arabuluculuk yapalım ya? Ulan ne olacak benim bu halim ya? Sayın seyirciler, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üzerindeki baskı giderek artıyor. Çalışmaların bir an önce bitmesini isteyenler ile zamana yayılmasını isteyenler arasında kalan komisyon bir yandan anayasa ile bir yandan da bu restleşme ile uğraşıyor. Buyurun izleyelim efendim. Sayın vekilim, evin önüne kadar bırakayım mı? Yok yok yok, sen beni mahallenin girişinde indir, ben yavaş yavaş yürürüm. Bir gören olmasın şimdi. Peki efendim. He? Şu gelen vekil Haldun değil mi? Oo, aynen o. Ulan sen hangi yüzle geliyorsun lan buraya? He? Git de mecliste sabahla ulan. Yürü git lan buradan. Ulan vallahi zor kaçtım ellerinden hanım. Millet kafayı yemiş. Haldun, bu saatte mi gelinir eve? Saat daha 10 bile olmadı. Hiç olmazsa gece 3'e kadar çalışsaydın. Çok yoruldum hayatım. Biraz dinleneyim, sabah erkenden çıkarım ya. Kaç madde yazdınız bakayım bugün? İki madde. İki maddecik mi? Tüy, tembel seni. Şu çocuğa versek en az 10 madde yazardı. Yazardım tabii anne. Ya bari sen yapma Semih. Zaten herkes üzerime geliyor. Çalışıyoruz işte. Ancak elden bu kadar geliyor. Baba, öğretmen sene sonuna kadar babanlar anayasayı bitiremezse seni geçirmem diyor. Hey Allah'ım ya. Lanet olsun şu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na girdiğim güne ya. Ulan hayatım karardı resmen. Huzurum bozuldu ya. Annem demişti bana annem. Bu adamdan sana koca olmaz demişti. Bir anayasayı bile yazamaz demişti. Anne, ağlama anneciğim, ağlama. Semih bak yapma, çocuğu korkutuyorsun. Gözünü seveyim yapma ya. Yeter artık, ben dayanamayacağım. Çocuğu da alıp annemin evine gidiyorum. Sen de rahat rahat 5 yılda yaz anayasanı. Gel lan buraya. Semih. Ulan efendim izler. Haldun'cum benim hanım beni eve almıyor da git nerede anayasa yazdıysan orada sabahla diyor. Sokakta kaldım, çok üşüyorum Haldun. Gel bize gel. Ben de hanımla papaz oldum zaten. Gel de dertleşelim biraz, anayasal kader ortağım benim. Canım benim, ne çilemiz varmış bizim ya. Valla ne bitmez çilemiz varmış arkadaş ya. Sayın seyirciler, dünya 2013'e de açlık, yoksulluk, çatışma, gerginlik gibi sorunlarla giriyor. Çünkü dünyayı yöneten Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına hizmet etmekten başka bir soruna çare olamıyor. Buyurun izleyelim efendim. Eskici geldi. Eskiler alıyorum. Eskici. 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 Buyur abla. Gel kapının önüne gel. İniyorum aşağı. Tamam geliyorum, in sen. Ayol hepsine 4,5 lira olur mu? Abla bir kucak gazete dergi 50 kuruş ona, 4 lira da adama veriyorum işte. Ya bundan fazlası olmaz. Ayol gazeteleri bırak, adama bir 20 lira ver hiç olmazsa. Abla valla bak, senin hatırın için 4,5 lira vereyim adama. Gazetelerde 5 lira olsun. Satmıyorum ayol. Hadi tamam, çok bir işe yaramasa da koskoca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu adam. 5 liraya olur mu?
O zaman şöyle yapalım. Adam artı gazeteler ikisini en son 6 lira. Yok, 20'den aşağı olmaz. Saklarım, ileride antika yerine geçer. Kaç tane Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri var dünyada? Ya yok be abla ya. 6'dan fazla etmez, ben sana söyleyeyim. Hande Hanım, burada da 5 para etmedim, kusura bakmayın. Ay senin suçun yok Ban Ki-moon, senin suçun yok. Vallahi keyfin bilir abla, bak. En son 7 olur, daha fazla da etmez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, sana söyleyeyim. Ay yok olmaz, satmıyorum, satmıyorum. Satmazsan satma be, Allah Allah. Özür dilerim. Ne yapalım, ben Amerika, Rusya, Çin değilim ki Ban Ki-moon. Özür dileyip durma, yürü gidelim içeri. İhtiyacın varsa gider, sonra balkondaki yerine geri gidersin. Çok üzgünüm. Hiçbir işe yaramadığım için çok üzgünüm. Tamam tamam, ay ağlama. Balkonda kolye girince kapakları kapatma, yağmurda ıslanma, tamam mı? Başka bir eskici geçer, ona satarız seni. Yürü hadi yürü. Sayın seyirciler, tüketici fiyatları bazında Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün %63'lük zam oranı ile salatalık oldu. Salatalığı patlıcan, dolmalık biber, domates ve kuru soğan takip etti. Buyurun izleyelim efendim. Evet, hadi bakalım, afiyet olsun. Mis gibi türlü yaptım. Oo, ellerine sağlık Naciye. Neler yok türlünün içinde, anlat bakalım. Ay neler neler yok ki. Mesela patlıcan yok. Ağzım sulandı vallahi. Başka neler yok? Sonracığıma patates yok. Deme yahu, başka? Biber hiç yok. Hani böyle sivri acı biberlerden de mi koymadın yoksa? Şu benim en sevdiklerimden ha? Evet, onlardan koymadım. Allah, yeme de yanında yat valla. İki de soğan doğrayacaktım ama. Ondan da vazgeçtim. Soğansız olsun dedim. Dur, anlatma daha, anlatma. Valla ağzımın suyu aktı. Bak bak, böyle küçük küçük çeri domatesler var ya hani. Bir tane bile bulamazsın tencerede. Var ya Naciye, sen var ya, erkeğin kalbine giden yolun cüzdanından geçtiğini biliyorsun yeminle. Dur, en güzelini sona sakladım. Hadi canım, bak yemeğe et de koymadım dersen yemin ediyorum düşüp bayılırım ha. Vallahi bildin, en çok da et koymadım zaten. Var ya şimdi ne biçim olmuştur bu türlü var ya. Vallahi o kadar masrafsız bir yemek yapmışsın ki hanım. Yemin ederim acayip iştahım açıldı. Koy bir tabak da doymaya doymaya yiyelim şöyle ha. Hadi afiyet olsun o zaman. Suyundan da koy, suyundan. Lan sırf su zaten ayol. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.